Selamlar herkese. Bugün Mono Shroom'e ile hiçbir şeye karşı oynuyoruz ki arkadaşlar bence en iyi versiyonlarından birini yaptım şu an. Hani onunla oynayacağız. Bu yüzden bunların hepsini geri göndereceğim. Sadece kadim hazırlıklar kalsın. Öngörüde bulunup bir saat dost çekmek isteyebilirim ki başlangıç için Bombacı İkizler de Gözü Kara Göçebe de gayet tatlı bile oldu diyebiliriz. Altın Elçi de bu arada harbiden iyi. Çünkü yani bu kart arkadaşlar bir şampiyon çektiriyor ve ona artı 2 artı 2 verdiriyor. Yani mesela diyelim ki bir dakika. Oyunu oynayalım da sonra söyleyeceğim. Muhafazahane bence gayet tatlı gelecektir. Altın Elçi'den bahsediyorduk. Diyelim ki Zerat arkadaşlar 3'e 4 değil mi? Artı 2 artı 2 ile beraber bu kardeşim 3'e 2 şey. Unuttum lan. Aklım nerede? 3'e 4 ya. 5'e 6 oluyor arkadaşlar. Burada bombacı ikizler gelsin. Elimizde bir yer kartı daha oluşsun. Yer kartlarını harcamak istemiyorum. Şu sebepten harcamak istemiyorum. Zerat'a bekletesim var. Biraz. Zalını yan keseceğim. Pas geç. Ya bu oyunun uzaması benim işime gelir. Her zaman olacağı gibi. Çünkü arkadaşlar Gömülü Güneş Kursu yenilendikten sonra, tamamlandıktan sonra bu oyun kendi başına zaten bitmiş oluyor. Ahtamur çekti, sulu şaka yapacak ve benim elimden iki kartı görecek. Burada görmesini istemediğim kart kesinlikle Muhafazahane arkadaşlar. Kart çekmek aşırı OP bir şey. İnşallah bunu seçmemiştir diyecektim. İyiyim. Şöyle yapalım. Karşıdaki kart aslında çok OP arkadaşlar. Nexus'uma vurabilseydim birebir kopyası oluşacaktı. Şimdi kadim hazırlıklardan vallahi mana bekletmeye gerek yok bence. Tekrar altın elçi gelsin. Altın elçilerle zaten şampiyon çekebiliyorken en üstte şampiyon koymanın hiçbir mantığı yok diye düşünüyorum. Ne geldi? Mesela 3'e 7 bir Azir geldi arkadaşlar. Vallahi bence tatlı bir durum yani. Hamlesini yapsın da bir. Tekrar zinet takası. Yine Ahtamur. Karşımda galiba bir şaka destesi var. Sıra bana geçecektir. Burada direkt saldır. Ahtamurları elinden alalım. Ne fark edecekse. İyi. Bunu seçmiştir. Gözü Kara Göçebe'den zaten aslında sırf hani huysuz kaya ayısından faydalanacağız diye faydalanıyoruz bile diyebilirim yani arkadaşlar. Şimdi peri filizinden peri oluşturacak ve ona artı bir artı bir veriyor olacak. Nexus'a vallahi vurmaya başlayacağım da gerçekten Zerat'ı görmek istiyorum aslında. Peri de geldi. Şimdi 2 manaya 1 manaya bunu oynayacaktım. İyi zaten saldırı bizde değilmiş. Burada 3-7 bir Azir aslında fayda sağlar mı? Sağlar. En güçlü dost birimi artı 2 kazandırırsın. Şu an için bunu oynamaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Onun yerine. Sonsuza adanmışlık gelsin. Ölsün ve bir yer kartı daha oluştursun. Pas geç. Şimdi burada canı az olduğu için sen bunu sen de bunu karşılıyorsun. Canı az olduğu için dedim ya. Rakibin canı az olduğu için. Şimdi totalde 5 hasar çıkartabilecek kıvamdayız. Ama yine de kadim hazırlıklar gelsin. Buradan arkadaşlar Zerat gelsin artık. Yani bir yer kartı daha yok oldu mu zaten Zerat level attık. Şimdi bu ikisiyle önce bir saldıralım. Ne yapacaksa hamlelerini bir yapsın. Anlık çözüm. Birebir bir hurda yengeç. Mantıklı. Neden olmasın? 6 manası var. Zerat'ım gelsin. Zerat büyük ihtimal öldü arkadaşlar. Acele ettim diye düşünüyorum. Tamam. Burada güvendiğim şey
Şunu yok ederek buna artı 4 artı 2 verebilmek. Pas geç. Şimdi burada Zerat level atladı ve Shurima'nın zımbırtısı arkadaşlar 9'a kadar düşecek. Şimdi bol bol ünite de oynadığımız için Azir'de 7'de 13 mesela. Bunlar yükselişe erdiği zaman da arkadaşlar tur başı en güçlü düşmana veya o rakibin Nexus'una 5 hasar veriyor. Ve direkt kökünü kazıyor. Yani bizim için aslında bayağı OP durumlar. Şimdi yine bir Zinet takası. Zinet takasından bayağı bir verim alıyor. Zaten benim anlamadığım şey karşıdaki yani karşımızdaki rakibin nasıl bir desteğiyle oynadığı yani. Perifiliz daha gelsin. Bu tur Azir oynamak gibi niyetim var. Azir'den önce benim güç dikili taşı da oynamak isteyebilirim. Hasarını arttırsın diye. Ama bence Azir gelsin. Valla elimi tamamen görüyor herhalde. Sadece şeyi görmüyor. Serbest kalan enerji ve güç dikili taşı görmüyor. Güç dikili taşı da oynuyor olacağım zaten. E tamam. Gel bakalım. Ve turu bitir. Şimdi geri kalanlarla yani bunlarla hatta Zerat'la da aynen saldır. Zerat'a gizemli atış gelecek arkadaşlar. İzleyin. Şimdi serbest kalan enerjiyle bunu yok edip buna artı 4 artı 2 vereceğim. Aynı zamanda onu da yok edecek. Aynı zamanda da 12 hasar doğrudan vuracağız. Elinde ne varsa boşaltmak zorunda ki boşaltamadı ve oyunu biz burada artık kazandık arkadaşlar. Okey, sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi Soraka ve Galio var. Vallahi bir tık sıkıntı yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Bunların aslında sadece sonsuza adanmışlık ve sonsuz adanmışlık ve Zerat kalsın erken aşamalarda bir şeyler çekelim diyordum ki. Tamam, Kaya Kızaklısı yine kötü değil ki kadim hazırlıklar da güzel. Yer kartı çekmek kesinlikle istiyorum. Bir kadim hazırlıklar daha gelsin. Bir mana ya. Çok bir şey oynayabileceğini düşünmüyorum rakibin. Diyecektim ki Petrisit tazı geldi. Open atak yaparsa Kaya Kızaklısı değil. Kadim hazırlıkları oynarım arkadaşlar. Buradan toprak bozumu benim kesinlikle istediğim şey olacak. Diğer tur zaten yerde savunmam olacak. O yüzden sıkıntım yok. Daha bu tur direkt saldıralım. Elinde ne var ne yoksa kullansın. Erken aşamada kullansın. Çünkü kullanamayacaktır. O değil de. Yok ya, Kaya Kızaklısı gelsin. Aynı zamanda da mana bekletelim. Sıfır manaya başka bir şey oynayamaz. Bunlara karşı blok koyabiliriz. Yenilenme vermediği sürece sıkıntı yok. Targon ve şeyle oynuyor. En fazla hani buff verebilir. Büyük ihtimalle teke tek çatışmayla falan kesti. Aynen bir hasar aldı şimdi. Dayanıklı olduğu için. Ama bunun yüzünden diğer tip buna ekstra buff vermesi gerekecek. Ki benim elimde tekrardan savunmam var kanka. İyi sen bunu karşıla. Hasarları görmedi galiba. Buff versin. İyi şu bir şey aslında kendisi için çok kötü oldu bile diyebilirim arkadaşlar. Şu hatası. Çünkü ben bu tur bedavaya artık Zerat oynayabilirim. Bir manaya hiçbir şey yapamaz bu kardeşimiz. Şimdi turu bitir diyelim. Ardından toprak bozumu gelsin. Ve pas geçelim. Ha, gönül isterdi ki büyük artı çekeyim ama yok. Bu tur Gözü Kara Göçebe'yi de oynayarak aslında yani rakibin yapacağı şeye göre oynayarak bunu yok edeceğim. 5'e 4 ayı olacak. Oluşuyor mu ya aslında? Yok, teke tek çatışma geliyor değil mi? İyi, elindeki her şeyi azalttım. Sonsuz adanmışlık gelsin. Ha, saldıra saldırı olacak bu arkadaşlar mecbur. Turu bitir.
Turu mecbur bitirdim. Çünkü diğer tura benim başka oyuncak bir şeyim yoktu. Aban mı verdi bir de buna ya? Şöyle yapalım. Bunu yok et. Yerde bir kartımız daha olsun. Beşe dört bir ayı. Teke tek çatışmalarda da hiç acımıyor valla rakip. Kaç oldun? 7'ye 13. Bununla 8 olacaksın. 5'e 4'ü oynamaktan çekinmeyeceğim yani. 4 hasar alacak. 5'e düşecek. Aynen oyna. Yani can olarak da en mantıklı olan bu. Ya benim ünite kaybım olmayacak. Define arayıcısı gelsin. Turu bitir. Şimdi serbest kalan enerji bizim için çok değerli arkadaşlar. Buradan sonsuza adanmış ışıklar gelsin. Çünkü şunu yok edip bunlardan birine buff vererek bunu patates edebilirim. O yüzden neden etmeyeyim? Bir oynasın da bir görelim de. Ona göre şey yapalım. Yani kartların erken harcı olması güzel. Elinde petrisit kalmaması çok güzel. Buff'ların da kalmaması güzel ki teke tek çatışmaları da harcıyor. Şimdi bunun canını yenileyip yapıyorsun değil mi? Birader ne diyeyim ben sana? Şimdi önce yükselen kumlar gelsin. Derdim yine rakibe geçirmek. Ya abanı olması şunun çok sıkıntı ya. Gerçekten sıkıntı yani. Hani yere ikinci bir ünite daha koyabileceğimi bilsem şeyle kum taşı savaşçısıyla bunu bir de bunu rahat biçimde takaslarım. Ondan yana sıkıntı olmaz. Ama bu tur kesinlikle mecburiyetten tam olarak böyle yapıyor olacağım arkadaşlar. Kaç veriyorsun? Artı 4 versem 9 değil mi? Diğer tura saldıramazsın. Tam 1 mana da. Yani bunu yok edip buna artı 4 artı 2 kesinlikle veriyor olacağım. Elimde bir 5'e 3 korkunç kart kaldı ki yerde 2 ünite var. Bunun canı 10 arkadaşlar. 2'ye düşecek canı. Can verebilecek bir şey kalmamışsa feci ezeceğiz ki 3 hasar artık bunu bayağı patates edebilir. İşte dengesizliğe bak. 1 manaya adam bizi gerçekten içimizden geçti. Bu tur ama iyi yanı şu. Ya bir de Gallio geldi. Abanı mı var bir de? Sonsuz adanmışlık gelsin. 12, 13. 8'e düşecek. 2 iyileştirdi. Bir de 7 oldu. Bir de kart çekti. Aynen. O da ünitedir. Yüksek canlı ünitedir. Patates et bizi de. Rahatlayalım kardeşim. Yani 1 manalık karttan ne kadar verim alınırsa rakip o kadar aldı. Şimdi kadim hazırlıklardan sonraki kartı görmemiz gerekti. Burada altın elçi istiyorum. Zerat'ı istemiyorum. Ve turu bitir diyeceğim. Turu mecbur bitir diyeceğim ki sonrasında level atlatabileyim. Zerat var. Çok güzel. Harikasın. Gerçekten harikasın. İki kanadın nesi var? Dört kanat döver. Şimdi hangisi win condition? Azir'den gelecek kartlar değil mi? Şöyle bir şey yapalım. 5 ile bunu çekelim. Bu hepsine mi aban veriyor ya? Dost birime aban kazandırırsın. Tamam bir tanesine veriyor. Kalanlarla da open attack yapsam. Ama bunun yerine böyle yapsam. Aynen, en azından bir tanesini elinden almış oluyoruz. Ki elindeki son kartı görebilelim. Yani mecbur oynayacak. Şu Petrist açık kanat da elinden gitsin. Yani Gallius level atlamasın da ne yapıyorsa yapsın. Elindeki son kart arkadaşlar iyileştirme kartıysa ve bunu iyileştirirse gerçekten patates oluruz. Şimdi 5-5-10 vuracak değil mi? Yere benim ünite koymam gerek ki. Diğer tur bu. 2-2 bir ünite olacak. Bunun abanı yok zaten. Yani sadece 5 hasarla bile kurtulabiliriz. Bu tur ben ya şu son kartı oynaması gerek. Astral korumaydı. Şimdi Zerat gelsin. Sınırsız gücün kontrolü nerede?
için. 6'ya 7. Zerat bir de hasar vereceği için en güçsüze. Ya gerekirse 13 hasarı bile alabiliriz. 2'ye düştü. Galio ile saldıramayacak. Ardından şimdi arkadaşlar direkt Azir oynayacağım. Azir bana şeyin destesini verecek ve o desteyle rakibin içinden geçeceğiz. Harikasın ya. Şimdi 3. seviye olacak bunlar arkadaşlar. Zerat bunlardan birini yani Galio'yu patates edecek. Çünkü gömülü güneş kursu bir yer kartı olduğu için yer kartı gidecek. Azir çektik. Çok güzel. Ya bu tur ölmemiz imkansız. Gerçekten bu tur ölmemiz imkansız. Zerat'ı gerçekten acırsam adam değilim arkadaşlar. Koyarım karşısına ya. Hiç problem değil. Ciddi söylüyorum hiç problem değil ki 13 canımız var. Galio'yu elinden aldık. Elinde kart yok ki kumdan askerlerle bile bunlara blok koyabilirim. Ama kumdan askerlerin bir canı olduğu için değil mi? Birebir yani. Hiçbir şey fark etmez. 12 hasar yok 13 hasar direkt kafadan yeriz. Çek bakalım hangisini çekeceksin. Şimdi hiç fark etmeyeceği için. Hatta bir şey diyeyim benim elimde zaten Azir var. Aynen karşıla. Burada öncelikle bir kart çekelim. Kaç kart var? 13 kart var. Ardından Azir gelsin. Bu tur zaten seni feci patates edeceğiz. Bunun yerine de bir kart daha gelsin. Ebedi Gladiator. Bir öncekinde çeksek tam olmuştu. Şimdi 4'e düştü arkadaşlar. Bu saatten sonra bir şey yapamaz. Aynen saldı. Ve biz tahminen artık burada oyunu bitirdik bile diyebilirim. Aslında şunları şey yapmak yerine direkt Ebedi Gladiator'u oynasam fark yaratırdı. Neyse. Şimdi canını fullledi herif. Ama yine de kendini kurtaramıyor. Yani oyunu senin istediğin gibi olabilir kardeşim. Ama zeka kazanıyor. Okey. Sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi Deep destesi var arkadaşlar. Allah zorluk çekeceğiz. Ne yalan söyleyeyim. Bunların şu kalsın. Aslında yok ya. Tamam el böyle kalabilir. Okey. Her zaman şu kadim hazırlığı erken aşamada çekmek. O kadar hoşuma gidiyor ki arkadaşlar. Bayağı OP bir kart ya bu. Gömülü güneş kursu kendinden oynanıyor zaten. Her tur başında. Kadim hazırlık... Yo direkt turu bitirelim. Deyip muhabbeti ne kadar gecikirse o kadar iyi. Kadim hazırlık gelsin. Buradan bana muhafazahaneyi ver. Ne kadar çok kart o kadar iyidir diye. Düşünüyorum pas geç. Dediğim buydu mesela işte. Deniz böceği. Aşırı OP bir kart ya. 2-3 arkadaşlar bir dost birimin öldüğünü gördüğünde bir kartı atıyor. Burada muhafazahaneyi oynuyor olacağım. Hükümsüzlük haini. Çok tatlı. Ve turu aynen bitireceğim. Şimdi Zerat değil de altın elçi gelsin. Bir Azir fena değil. Ya en azından güzel bir blok ki buna +2 +2 vermiş olması da çok tatlı. Diğer altın elçiyle de Zerat çekersem vallahi arkadaşlar o kadar bal kaymak olur ki. Pas geç. Erken aşamada yani şu aşamalarda saldırmaya gerek yok. Rakibin saldırmasını bekliyor olacağım. Bu tur Azir oynamak isteyebilirim. Azir artı muhafazahane. Azir gelsin. Muhafazahane değil de sihir haini oynayıp arkadaşlar gerekirse bunu yok edip Maokai'yi öldürmek isteyebilirim. Ama şu an onu yapamayız. Yerde bloğa ihtiyacımız olacak. Nasıl yapsak? Muhafazahane istesem de mecbur define arayıcısı gelecek ki. Bakalım. Allah yer kartına ihtiyacımız var. Arkadaşlar. Play'i bir oynasın da. Altın elçi gitti. Sen de bunu karşıla. Şimdi burada
Arkadaşlar ne yapacağımı unuttum. Toprak bozumunu oynayacağım ki kart çekelim. Bombacı ikizler güzel. Diğer tur Zerat oynamak isteyebilirim. Gerçekten isteyebilirim. Takır takır sıksın yani milletin kafasına. Rakip bir şey oynayamasın. Ama direkt oynamak ister miyim? O yüzden önce bombacı ikizler gelsin. 20 manaya çok tatlı. Burada şey yapmak isteyebilirim aslında Zerat oynamak yerine. Yani bunun yerine Zerat oynasaymışız mesela. Tam olarak şöyle bir hamlemiz olabilirmiş diye düşünüyorum. Şimdi ikisi birden gittiği için artık mantığı yok. Burada direkt Zerat'ı oynuyor olacağım. Zerat level atlasın, ona düşsün. Yani şu zımbırtıyı ne kadar erken yaparsak bizim için o kadar iyi arkadaşlar. Şimdi gerçekten tam olarak böyle saldıralım. Çünkü Azir'in de hızlı level atlamasına ihtiyacım var arkadaşlar. Benim bir tık yer kartına ihtiyacım var. Aslında bu hamleyle adamı dipe soktum bile. Kaç kaldı ya? İyi, 10 kart daha kaldı. 10 kart sonra sıkıntıya gireceğiz. 9 tur. Şimdi 7, 8, 9, 10, 11. Değil mi? Aynen öyle. 2 tura ihtiyacımız var arkadaşlar. Desteği yok ettikten sonra güneş kursuna geçersek Maokai hiçbir şey yapamaz. Bayağı patates ederiz rakibi. Bir diğeri de sürekli şampiyon oynayarak aslında desteğe kart sokabilirim. Şimdi Zerat ya da Azir kesin gitti. Hangisi gitti? Zerat gitti mesela. Hükümsüzlük haini burada oynamayacağım. Tamam de. Zerat gitsin artık. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Burada altın elçi gelsin. Çok güzel. Bir Zerat daha geldi. 6'ya 7 geldi bir de bu. Çeksin de yapsın hamlesini. Hmm. 3'e 7. Şimdi 2 tur durmak da sıkıntı değil mi? Sen şunu, sen şunu. Bu kadar. Karşıla. Yirmi oldu. Hı hı. 4 kart kaldı. Muhafazahane gelsin. Kart çekelim. Kadim hazırlıkla en üstte en azından işe yarar bir kart koymak istiyorum ki Kaya Kızaklısı aralarında tercih edebileceğim en iyisi olabilir. Turu aynen bitiriyorum. 8'e 13 değil mi? 9. Bununla 10 olacak. Kendisi çıkartacak. 11. Bu tur Maokai'yi level atlatmak istiyor. Ondan eminiz diyecektim ki level atladım. Şimdi destenin, yani destemizde 4 kart koydu bu. Arkadaşlar kaçsın? 9'da 10. Kendisinde 7 kartı kaldı değil mi? Şimdi 9. Kanka bununla 10. Burada sadece bununla saldır. 11. 12. Diğer turda güneş kursu tamamlanıyor. Güzel. 4 manaya da kesemeyeceği için bir şey yapamaz diye düşünüyorum. Devam. Yani yaptığımız aslında yapabileceğimiz en iyi hamleydi. Rakibin de 6 kartı kaldı. Kaldı. Son hamlesini koruyamayız şu an. Diğer tur. Zerat net level atlıyor güneş kursu. Pardon. Azir net level atlıyor güneş kursu. Onarılıyor. Ve benim destem yenileniyor arkadaşlar. Şimdi izleyin hamleyim. Destemde 4 değil 15 kartım oluyor ve güneş destesiyle rahatlıyoruz diyebilirim. Yani bütün kombosu boşa gitti rakibin. Değil mi? Doğru biliyorum. Aynen.
10 kart daha eklendim. Şimdi elimiz zaten kartlarla dolu. Ve Zerat yükselmişi erdi arkadaşlar. Ki elimde Rite of Negation falan var, yani büyüsünü falan engelleyebilirim. 7'ye 11 bir kartım var şu an. Enkaz istifçisi gitti. Mağa kayısı gitti. Hayvan gibi şey veriyor olacağız. Şimdi başlangıcımız çok güzel. 13 kart, rakibin kendisinin 4 kartı kaldı. Haydi bakalım kardeşim, Deep Destinies'inde oynamak çok riskli bir olay. Karşında özellikle Shurima varsa patates oluyorsun. Şimdi 4 kartı atıp Deep Ejderi yumurtası alıyorsun. Yavaş bir büyü. 3 kartın kaldı. Tamam. Dur bakayım, bu ne yapıyordu? 5 rastgele kart oluşur, bedelleri 0 ve geçici olur. Şimdi kanka, İyi diyorsun, hoş diyorsun. Ama dur, şunlar 8'e 8 oluyor değil mi? Vahşi Deep Ejderi. Lerin olduğunda art, aynen 8'e 8. Yani bu o kadar korkunç değil diye düşünüyorum. O yüzden hamlelerini yapabilir. Şimdi değil de yere blok koymak daha mantıklı. Aynen. Tam 5 manada da bıraktık. Şimdi bu turluk Zerat sustu. Kiralık katili de Azir'i çekecek tahminen. Pas geç. Hamlelerini bir yapsın da. Elimde benim bir Azir daha var mı ya? Olması lazım diye düşünüyorum. Ruh sisi. Pas geç. Yer kartını yok edip... Yer kartı yok. Mana taşını yok ederiz. Tamam, pas geç. Daha başka bir şey oynamanın mantığı yok. Azir'i korumayı tercih edebilirim. Devam. Elindeki sıfır manaları bir harcasın da. 6 hasar. Hangisini çekecek? Azir'i çekecek. Doğal olarak Azir'e... Yani Azir'i bununla koruyamayız. 2 mana taşı... Belki. 2 kart çeksem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Rakibin elinde kaç kaldı? 2 kart kaldı. Güç tikili taşını koyalım. 8'e 6 oldu. Ne veriyordu bu? Kart çekiyordu değil mi bununla bir de? Geri gönder bir de bunu. Turu aynen bitir. Ben de öyle tahmin etmiştim. Şimdi 3 düşman birimin kökünü kazırız. Değil mi arkadaşlar? En güçlülerin, yani bunların değil de. Burada... Oluşturmuyor mu? Oluşturmuyormuş ya, tüh. Bence aynen bu şekilde bir saldırabiliriz ya. 9 kartımız var elimizde. Derdim burada hamlesini yapması ya. Başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Onu görmek istiyorum. O hamleyi görmek istiyorum. 7 manaya Nautilus geldi. Şimdi sen benim tuzağıma düştün mü birader? Biraderim, 3 mana hiçbir şey yapamazsın. Bunu, bunu ve bunun aynen kökünü kazı. Bence tatlı bir hamle. Ve elinde sadece Kamavara askeri kaldı. Şimdi öte dünyaya bakışı yaparsan... tamam, kart koymuş eline. Bende kaç kaldı? 9. Rakipte kaç kaldı? 5. Dur aynen bitir. Şimdi önümüz temiz. Ve ben acımayacağım. Sürekli işte ebedi gladyatörler olsun, bunlar olsun, muhafazahane olsun, sonsuz adanmışlık olsun tarzı oynayarak senin canını yakıyor olacağım. Şimdi benim dediğim buydu arkadaşlar. Bunu ben bir dost birimi, yani bunu öldürerek izin vermeyeceğim. 3 tane 8'e 8 ünite
beni feci patates eder. Burada ebedi gladyatörleri de oynayamam. Bu neymiş? Bir dost birimi. Birebir kopyasını çağırsın, kopya hayali olur, birebir kopya şeyi oluşur. Bombacı kizler gelsin, elime bir kart daha oluştursun. Seyirmayın tarlası gelsin. Ardından turu aynen bitir. Şimdi direkt open attack yapıyorum ve oyun bitiyor arkadaşlar. Buna yapabilecek hiçbir şey yok bu rakibin. Okey. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.